Lan nereden düştün gözlerim bak. Anlatın bir şey. Lan nereden geldi gözlerim bak. Bir annenin evladına yaktığı ağıt bu. Derin, tarifsiz acının tarifi. Oy 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 oy. Onun evladına yaktığı ama sadece onu değil, duyan herkesi yakıp da kül eden bir ağıt. Oy kurban olayım ben damırcıkçılığıma. İlerce akşam aldım yandım kırana. Yavrusundan 9.'suydu Eren. Eşini geçen yıl vermişti toprağa. Bu yoksul evde zorluklarla ama onurla büyütüyordu çocuklarını. 15'indeydi Eren'i. Harçlığını çıkarmak için fındık topluyordu. Yaşasaydı eğer bu yıl lise 2'ye gidecekti. Rahim Yusuf Forti. Ayşe Bülbül yaylada hayvancılık yaparken duydu oğlu Eren'in başına geleni. O buz gibi yayla cehenneme döndü. Köyün kadınları bekliyor. Erkekler Maçka Merkez Camii'nde cenaze namazını kıldıktan sonra Eren'in naaşını getiriyorlar. Dün oğlunu alıp ona getirdiler. Oğlunun cenazesini taşıyan ambulansın siren sesini duyduğunca anne Ayşe Bülbül güçlükle yürüyerek oğlunun mezar yerine doğru geliyor. Yavrusunun mezar yeri eşini geçen yıl koyduğu toprağın yanı başıydı. Daha onun acısına alışamamıştı, terör evlat acısını yaşattı. Eren her erkek çocuğu gibi çok severdi arabaları. Annesi o dar, yoksul köy yolundan gelen arabaları görünce sordu. Sonra gözyaşlarına karıştı sözleri. Ondan çıktı, çıktı da dumanlı dağlarda yankılandı, Eren'e ulaştı. Ağlamak için sözlerini anlamaya gerek yoktu. Yürek dayanmadı. Nereden geldi gözlerim bak. Oy 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 oy.